Herkese selam. İlk defa beni görenler için ben Ezgi. Beni tanıyanlar tekrar hoş geldiler. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Çok iyi diyorum, gel videonun açılışını beraber yapalım diyorum. Tık tık koşuyor tek tarafa. Şimdi Serhan bu videoyu izler izlemez diyecek ki aşkım neden orucu sürdün? Çünkü Serhan bu renkleri gerçekten hiç sevmiyor. Ben de kendime çok yakıştırmıyorum ama neden sürdüm biliyor musunuz? Çünkü dikkati gözlerimden dudaklarıma çekmek için. Neden gözlerimden dikkati çekmek istiyorum? Çünkü kirpiğim yok. Kirpiğimde rimel de yok. Yani maskara da sürmedim. Kirpiklerim, bilmiyorum gözüküyor mu? Buraya bir video koyacağım küçük birazdan. Bayağı kötü durumda. Neden? Çünkü ipek kirpik yaptırdım ve kirpiklerimi hiç olmadığı kadar döktü ve inceltti. Başlıktan da anlayacağınız gibi bir kirpik uzatma challenge yapacağız ve bugün kirpik uzatmak için bir yağ hazırlayacağız. Evet, 2 yılın sonunda Türkiye'ye gidebildim. Gittiğimde de en yakın arkadaşımın düğünü vardı. Onun için hem biraz da makyaj yapmaya üşendiğim için aslında oradayken ipek kirpik yaptırdım. Emsal Doğan'da yaptırdım Etiler'de. Daha önce defalarca ipek kirpik yaptırdım. Emsal Doğan'da ilk defa yaptırdım ama kirpiklerimi, tırnaklarıma gidiyordum. Ve kirpiklerim döküldü. Yani ben kirpiklerimi çıkarttırmadım buraya geldiğimde. Bir kere bakım yaptırdım yine Emsal Doğan'da ve ikinci bakımıma gitmeden zaten dönmüş bulundum. Fakat kirpiklerim döküldü. Yani bütün taktıkları kirpikler düştü. Ve bu defa çok beğenerek bu L şeklindeki kirpikleri yaptırmıştım. Ona kedi gözü efekti diyorlar sanırım. Yani sonuç olarak şu an kirpiklerim inanılmaz cılız, kısa ve maskara sürdüğümde bile küçücük, yani tül gibi duruyor. Yani şu an bende kirpik yok, tül var gözümün üstünde gibi. Bir tane video çektim geçen gün gözümün altına maske yaparken, maskenin şurası bozuk neyse. Orada aslında o kadar kısa gözükmüyor kirpiğim fakat gerçekten çok kısa duruyor. Çok cılız, korkunç durumda yani. O yüzden bir aylık bir challenge yapalım dedim sizinle beraber kirpik için. Aslında bir aydan fazla kullanacağım tabii ki bu yağı. Ama bir ay sonra sonuçlarını beraber görelim. Tekrar bir video çekeceğim onun için. Sonra kullanmaya devam ederiz. Şimdi hemen yağ geçelim. Gördüğünüz gibi yağlarımı yanıma aldım buraya. Ben şöyle boş bir şişe kullanacağım yağımı hazırlamak için. Bende maskara şişeleri yok boş ama öyle bir şey boş bulursanız onu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir kapaklı kavanoz da kullanabilirsiniz küçük. Ben sadece bundan böyle elime alıp elime dökmek için bunu tercih ettim. Zaten kirpiklerime fırçayla uygulamayacağım. Kulak pamukçuğumun ucuyla uygulamayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yağlarımı da yanıma aldım. Hangi yağlarım var? Siyah kastor yağım, E vitamin yağım, normal kastor yağım, argan yağım ve kuşburnu yağım var. Şimdi en çok kullanacağım yağ benim siyah kastor yağı olacak. Yani sadece kastor yağı da sürebilirsiniz bu arada. Ben biraz daha güçlü bir şey yapmak istedim kirpiklerimden şu an çok mutsuz olduğum için. Şimdi kastor yağı kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi kastor yağı gerçekten iyi nemlendirici bir yağ ve içinde risinoleik asit var ki bu saç kökleri için çok yararlı. Bunu dökerken konuşursam kesin dışarıya dökerim. Siyah kastor yağından şu kadar döktüm. Şimdi içine normal kastor ekleyeceğim. Bu argan yağı, ben ordinary'imkini kullanıyorum. Şöyle görebileceğiniz şekilde göstereyim. Bu arada hava ne kadar karanlık, karanlık bir yaz günü Hollanda'da. Gerçi artık yaz bitti ama yani ring light'ın işi olmasa karanlıktayız. Argan yağından da kuşburnu yağını ekleyeceğim. Kuşburnu yağı da gerçekten çok iyi nemlendiriyor saçları, kılları. E vitamin yağı ekleyeceğim. E vitamin yağını çok eklemeyeceğim. Çok eklememek adına şununla alayım. Onu da aynı şekilde içine koydum. Şimdi şöyle göstereyim, belli olacak mı? Şuraya kadar kastor yağı. Onun hemen zaten belli oluyor renk farkından diğer eklediğim yağlar. Çarpılıyorum. Bir şey geldi elim. Ve hazır. Peki nasıl kullanacağız? Çok basit. Hem bir maskara fırçası hem bir kulak pamukçuğuna ihtiyacımız olacak. Ben kirpiklerimin şu dip kısmına, üst dip kısmına süreceğim. Ama devamlı bunu içine sokup çıkarmak istemediğim için video başında dediğim gibi yağı elime dökeceğim. Dökülme. Yere döküldü. Ama tabii ki dökülür yani. Şişeden çıkarıp dökülme demek de yani ne kadar mantıklı neyse. Avcuma döküp kulak pamukçuğunu ona batırıp kullanacağım kadarını döküp kirpiklerimin üst kısmına süreceğim. Alt kirpiklerinize de sürebilirsiniz. Kaşlarınıza da sürebilirsiniz.
Ama tabii ki temiz kirpiği uyguluyorsunuz bunu. Onu söylemeyi unuttum. Yüzünüzü temizledikten sonra akşamları mutlaka sürün uyumadan önce. Eğer evdeyseniz, ben öyle olduğum zamanlarda, evde olduğum zamanlarda sabahtan da süreceğim. Şöyle bir fırçayla da daha sonra tarayacağım. Yani fırçayı yağ batırmayacağım çünkü o zaman çok fazla geliyor göze. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Daha fazla sürmek daha çok etkisi olacak demek değil. Gerçekten bu yağlar çok yoğun yoğun diyeyim yani yapış böyle yoğun yoğun yağ olduğu için özellikle kastor yağı gözünüze girebilir. Sabah akşam böyle süreceğim ama sabah süremesem bile akşam mutlaka süreceğim. En az 8 saat kirpiklerimde kalmasını istiyorum çünkü. Sonra bu bir ay boyunca gerçekten maskara kullanmamaya çalışacağım. Kirpiklerimi yapmam gerektiği bir yere gidiyorsam da takma kirpik kullanacağım. Hem de altına maskara sürmeden. Nasıl olacak bilmiyorum. Göreceğiz bir sonraki videolarda ama maskara kullanmamaya çalışacağım. Bu arada dediğim gibi ben bu kastor yağını daha önce kirpiklerime sürdüm. Dolayısıyla bende bir alerjik reaksiyon yaratmadığını biliyorum. Ama hassas cildiniz varsa özellikle göz kapaklarımız çok hassas oluyor, gözlerimiz çok hassas oluyor. Mutlaka önce bir alerji testi yapın. Peki etkisini ne kadar çabuk ve ne zaman göreceğiz? Tabii ki her şeyde olduğu gibi düzenli kullanmak çok önemli. Öyle ikinci geceden, üçüncü geceden bir sonuç görmemiz mümkün değil. Anladığım kadarıyla ikinci haftadan, üçüncü haftadan sonra sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Ama tabii ki düzenli olarak her gece yapmamız lazım. Eğer bu challenge'da bana katılacaksanız kirpiklerinizin fotoğrafını çekin başlamadan önce ve bir ay sonra kirpiklerinizin sonraki fotoğrafını çekip bana atabilirsiniz. Instagram'dan atabilirsiniz. Sanırım söylemeyi unuttuğum bir şey yok. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir ay sonra bunun sonuç videosunu çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşça kalın.